Uyan ey Adem! Uyan! Aç gözlerini Adem! Allah Adem'e seslenir. Adem uyuduğu yerden irkilerek ayağa kalktı. Kar beyazı bir yaratık hem de başucunda. Ayakta ona bakarak duruyordu. Gözlerini çevreleyen iri kirpikleri ara ara açılıp kapanıyor. Kapanırken de beyazla pembe karışığı yanaklarına gölgeler veriyordu. Onca şaşkınlıkla geçen süreden sonra kekeleyerek de olsa sen nesin diyebildi. Karşısındaki beyaz yaratık gözlerinin içine düşen ipeksi saçlarını bembeyaz parmaklarıyla geriye doğru çekerek cevap verdi. Ben senin eşinim, hayat arkadaşınım. Eşim mi? Nasıl? Niçin? Beyaz yaratığın kızıl yakut rengi dudakları iki yana genişleyerek aralandı ve yeniden bir dizi beyazlık göründü. Adem böylesine bir halin gülmek olduğunu henüz bilmiyordu. Beyaz yaratık böyle bir güzelliği gösterdikten sonra Adem'in sorusuna cevap verdi. Rabbimiz beni senin için yarattı. Yalnız kalmayasın. Yanı başında hoşlaştığın kalbinin sevinçle dolacağı bir arkadaşın olsun diye. Ve melekler de en az Adem kadar büyük bir merak ve ilgi ile beyaz yaratığa bakıyorlardı. Adem onları görünce büyük bir heyecanla "Ey melekler, söyleyin nedir bu?" diye sordu. "Bu bir kadındır ey Adem," diye cevap verdi melekler. İkinci melek "Evet, bir kadındır. Alemlerin Rabbi tarafından senin için takdir edilmiş senin gibi bir insan," diye söze karıştı. Üçüncü melek daha uzun konuştu. "Her varlığı tasarlayıp yaratan bunu yalnız kalmayasın diye senin için yarattı. Sen insanların erkeğisin. O ise insanların dişisidir. Korkma, çekinme. Eti senin etinden, kemiği senin kemiğindendir. Artık cennette bir çift olarak dolaşacaksınız ve beraber yaşayacaksınız." Meleklerden bir başkası "Ya Adem," dedi. "Bu yaratığın senin eşin olarak yaratıldığını biliyoruz. Ancak adının ne olduğunu bilmek hakkı bize verilmedi. Söyle, bu yaratığın adı nedir?" Adem bu soruya şaşırmasına rağmen cevabını belleğinde hazır buldu ve kolaylıkla cevap verdi. "Adı Havva'dır." "Peki Havva ne demektir?" "Diriden yaratılmış demektir." Adem gözlerini yeniden bu beyaz yaratığa çevirmek istediği anda cennetin altın gövdeli yeşil yakut yapraklı ağaçları hep birden secdeye kapılır gibi eğildiler. Her şey ölümcül bir sessizliğe büründü. Ardından tüm benliği kuşatan, sesten öte insanın içinde, ruhunda yürüyen yazı gibi şu sözler işitildi. "Ya Adem, şimdi bir çiftsiniz. İkiniz de dilediğiniz gibi cennette yaşayınız. Cennetin nimetleri sizin içindir. Bol bol faydalanınız. Ben ihsanı çok olan Allah'ım." Ardından da "Sakın, sakın ya Adem, şeytandan sakın. O senin ve Havva'nın yegane düşmanıdır. Onun bizim sırrına sonradan vakıf edileceğiniz, hikmetimize binaen izin verilmiş hilelerine aldanmayın ki cennetten kovulmayasınız. Dikkat edin, size meyvesini yemeyi yasak ettiğim ağaca yaklaşmayın. O ağacın meyvesi ki size iyinin ve kötünün bilgisini öğreten meyvedir. Onu yediğiniz gün cennetteki ömrünüzü kaybedersiniz." Bu yazıtlar Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta da mevcuttur. Ancak Tevrat, bahis konusu ağacın meyvesinin hayır ve şer bilgisini öğreten meyve olduğuna işaret eder. Bir nevi idrak ağacı olarak. Yılan cennetin içine doğru ilerlerken şeytan deli gibi seviniyordu. Cennetin ne zümrüt gibi yeşilliği, ne altın gibi parıltılı ağaçları, ne elmas ışıklar saçan ırmakları onun gözündeydi. Bütün aklı Adem'de ve onun eşi olan Havva'daydı. Bu mayasında olan aceleciliği iyice kamçılıyordu. Bu yüzden yılanı hızlandırmaya çalıştı. Cennetin ortasına yasaklı ağacın yakınlarında Adem ve Havva'yı fark ettiğinde onların hareketli hareketli bir şeyler konuştuğunu gördü.
hemen kulak kabartıp kendisine malzeme olacak bir şeyler aradı. Nitekim Havva. Eğer yenmeyecek meyve veriyorsa Yüce Rabbimiz niçin bu ağacı burada tutuyor diyordu. Şeytanın içinde gizlenmiş olduğu yılan kainatın en önemli sahnesinde süzüldüğünde renk renk pullarının ışıltısı Havva'nın gözünü almıştı. Adem'den bir cevap gelmeyince yerinden kalktı. Yılanın yanı başında oturdu. Eğilip bu renk renk pullu vücudu okşadı. Sonra gözlerini dalgın dalgın yasaklı ağaca dikerek ''Sen söyle ey cennet kapılarının bekçisi yılan, sen bu ağacın yasaklı ağaç olduğunu biliyor musun?'' Yılan cevap vermeye hazırlandığı sırada içine girerek yerleştirilmiş şeytan aradığı fırsatın doğduğunu bilmenin sevinciyle sözlerin ve kelimelerin en güzelini mantık oyunlarıyla dizmenin kıvraklığı içindeydi ve hemen söze atıldı. Gerçekten Rabbimiz bu ağacın meyvesini yemeyin dedi mi? Tabii ki Adem de, biz, hatta melekler bile duydu. Ama cennetin diğer bütün ağaçlarının meyvesini yiyoruz. Ya bunun meyvesini? Bunun meyvesini yemek bize men edildi. Rabbimiz ondan yemeyin, dokunmayın diye katiyetle bizi uyardı. Yılanın ağzında bulunan şeytan, demek öyle, demek siz de bilmiyorsunuz. Niye peki bu ağacın meyvesini yerken sadece bu ağacın meyvesinden men edildiniz? Bakın dinleyin, iyi kulak verin. Bu ağacın meyvesini yerseniz gözleriniz açılır. Hayata erersiniz. İyi nedir, kötü nedir bilirsiniz. Ve Allah gibi olursunuz. Ve bunu Allah da biliyor. Tevrat kaynağına göre şeytan tüm lanetleriyle insanın hissi donanımlarına imtihan vesilesi olarak koyulan o hassas zirvedeki dürtüye çok ustaca dokunmuştu. Tanrı gibi olmak oysa zerreden küreye, yaratılışından yok oluşuna kadar hiçbir şeye varlığını kontrol edemeyen, her an ve her şeye muhtaç olduğunu bilen insanı kör eden, aklını çalışmaz hale getiren, son derece haddini bilmezlere ait bu dürtü ilk defa kendisi de bir insan olan Havva'nın egolarında eyleme hazırlanıyordu. Havva gözlerini yavaş yavaş o yasak ağacın meyvelerine çevirmişti. Yasak meyvenin renklerine, görünüşündeki güzelliğe, içinde tahrik olan bu dürtüyle baktıkça an be an iradesini kontrol edemeyecek hale geliyordu. Şeytanın binbir belakatla, söz ustalığıyla üst üste sarf ettiği akıl almaz vaatlerle Havva'nın zihnini bulandırıyor, bulandırdıkça da hipnotize ediyor, kendisinden geçiriyordu. Şeytan sözün bu anların birinde Havva'nın en ihtiraslı olduğu bir anı yakaladığını düşünerek bu defa yılana şöyle fısıldadı. Şimdi ağlamanı istiyorum. Eğer benim hatırımı sayarsan ağla. Bunu söylerken şeytansız zekasından şunları geçirdi. Senin ağlayışını gören bu kadının bu defa kalbi zayıflayacak. Ben aklını zayıflattığım, şimdi de sen yalanlarınla hayal ettirdiğim durumlarına ağlayarak kalbini zayıflatacaksın. Hadi, hadi diye yılan şeytanın bu planını kestiremedi. Zaten o da kendini şeytanın Havva'ya söylediklerine kaptırmıştı ve acı acı ağlamaya başladı. Onun bu ağlayışını Adem de duymuştu. Kalkıp Havva'nın ve yılanın yanına geldi. ''Ey yılan, neden böyle acı acı ağlıyorsun?'' diye sordu. Yılan daha ağzını açmadan yine yılanın içindeki şeytan cevap verdi. ''Ben kendime değil size ağlıyorum. Siz bana acımayın, kendi halinize acıyın.'' ''Peki ama niçin bizim için ağlıyorsun ki?'' ''Çünkü yakında buradan, yani cennetten kovulacaksınız.'' Adem dehşetle Havva'ya baktı. Ne yaptın Havva diyecek oldu. Havva hala kendinde değildi. Şeytanın sözleri aklını, yılanın ağlaması ve en son verdiği cevap kalbini zayıflatmıştı. Üzerlerinde oynayanın şeytan değil, Rableri olduğunu mu düşünüyordu ne? Havva kendine göre bir takım kurgular yaparak Adem'in koluna yapıştı. Ne yapmalıyız, ah ne yapmalıyız diye ayrı soruyu onlarca kez sordu. Bu soruya korkudan dili tutan Adem yerine, yine yılanın içindeki şeytan cevap verdi. Bir tek çaresi var. Evet, tek bir çare. Havva da Adem de panik içinde. Nedir o çare? Söyle ey yılan. Bulduğun çare nedir diye bağırdılar. Şeytan onların bu kontrolsüz zihni karışıklık içindeki hallerini görünce aceleyle, ey cennetin bahtsız sakinleri, artık günleriniz sayılıdır. Haliniz ne kadar da acınacak haldir deyip durumu daha da dramatik hale getirdi. Bu sözler Havva'nın son direncinde kırdı. Birdenbire yasak ağacın meyvasına uzandı ve hırsla çekip kopardı. Adem çığlık çığlığa, ''Havva ne olur Havva yapma.
haykırışlarını dinlemedi bile ve meyveyi haz almak için değil, ölümsüzlüğe kavuşup hep cennette kalmak arzusuyla üst üste dişledi. Adem koluna yapıştığında iş işten geçmişti. Artık Havva kendini Adem'in kollarından kurtardığında meyveyi birkaç defa daha ısırdı ve yuttu. Adem ise perişan haldeydi. Sesi çıkmayacak kadar fenalaşmıştı. Başını iki ellerinin arasına alarak başlarına felaket üstüne felaket yağmasını bekliyordu. Yılanın ağzındaki şeytan da korkmuştu. Ummadığı bir başarı kazanmıştı ve tabana kuvvet kaçmayı düşünüyordu. Çünkü onun en önemli vasfıydı bu. Satan, fakat daha işi bitmemişti. Sırada Adem vardı. Varmasına ama Allah'ın gazabı çabuk erişir mi diye de endişeleniyordu. Bir süre her şey ve herkes gibi ölümcül bir sessizliğe büründü. Adem, Havva'nın bir anda ağır bir darbeye maruz kalıp devrilmesini bekliyordu. Hayır, hatta Havva ayakta ve akıl almaz kadar da neşeliydi. Ölmemişti, çarpılmamıştı, yere bile düşmemişti. Havva, Adem'in kendisine garip sözlerle baktığını görünce hemen koştu ve dizlerinin dibine çöküp ''Bak gördün işte, bir şey oldu mu? Ölümsüzlüğe kavuştum artık. Ne olur sen de ye, beni sensiz bırakma ey Adem.'' Yılanın ağzındaki şeytan bu defada sanki yılan konuşuyormuş gibi seslendi. ''Ey Adem, artık eşin burada. Bu cennetin güzelliklerinden sonsuz olarak kalacak. Sen ise kovulacaksın. Onda ayrı kim bilir nerelere atılacaksın. Bunu böyle bilmiş ol.'' Havva, ''Haydi ye, ne olursun beraber olalım. Düşünme artık. Hem de bu meyve bize ölümsüzlük verecek ve seninle hep burada kalacağız.'' dedi. Adem'in direnen aklını Havva'nın ne olursak beraber olalım sözleri dizginledi. Neticede o da Havva'nın elinde kalan yasak meyvenin geri kalanını ısırıp sonsuzluk arzusuyla yuttu. Ve şeytan insan nefsine bayrağını dikmiş ateşli varlıklarıyla yılanın vücudunu bir kırbaç gibi kullanarak akla havale gelmeyecek kadar kıvrak dans ediyordu. Şurası muhakkak ki o dansözlerin piriydi. Ve insan cennetten kovulmuştu artık. Adem'in o donanımlı yüzüğü sonradan Süleyman'a verilmek üzere elinden alınmış, eşiyle birlikte bir ölü kadar yalın ve çıplaktı. İnsanın atası cennetten çıkarılmış, lakin yine de esirgeyen ve bağışlayan Rabbi tarafından şerefi mahluk olma hüviyeti elinden alınmayarak yeryüzüne cennetten daha güzel bir makama erişmesi için indirilmişti. Ta ki son Adem'le Havva'nın hikayesi bitene kadar. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun.